Açık açık bilse var acaba. Bir kapı mı? Abi ben şimdi bunu açamam ama. Burası daha korkutucu. Vallahi korktum şu an. Oğlum şimdi birisi gelip görecek, ne yapıyorsun falan diyecek. Burada da bir kapı var. Eyvah, biri geliyor. Allah! Herkese yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yeni ev, yeni mahalle, yeni insanlar, neler oldu, nasıl devam etti? Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer biliyorsunuz kötü bir dönemden geçmiştim ve o dönemde de evsizdim. Evsiz olduğum bu süreç içerisinde benim Amerikalı bir arkadaşım kendine zaten ev bakıyordu. Ve benim de zaten bu olaylarımı bildiği için bana dedi ki gel ve beraber yaşayalım istersen dedi. Ben de tabii ki dedim ve biz beraber ev bakmaya başladık. Ev bulmaya çalıştık ve bir tane ev bulduk. Bu bulmuş olduğumuz evde şu anda arkada. Bu evi arkadaşım buldu. Aslında arkadaşım da çok uzun zamanla oturmak istemiyor. O yüzden bu görmüş olduğunuz arkadaki evi bizler sadece 6 aylığına kiraladık. Yani bir sene sözleşme de yapmadık. Sadece 6 aylığına kiraladık. Çünkü arkadaşımın da 6 ay sonra farklı planları var. Ben de zaten çok fazla Ohio'da durmak istemediğim için biliyorsunuz bilmiyorum. Hani bir önceki videoda da söylemiştim. Hani Ohio'dan gerçekten artık bir an önce gitmem gerekiyor diye. O yüzden böyle bir ev tuttuk bizler ve sizlere şimdi yeni evimi, yani yine kısa dönem olsa bile kalacağım yeni evimi, yeni mahallemi göstermek istiyorum. Evet, şimdi buranın mahallesi bu şekilde. Burası da güvensiz bir yer değil bu arada. Yani böyle tehlikeli bir sokak değil. Çünkü ben hani bayağıdır neredeyse Cincinnati'de yaşadığım için bu bölgeyi hep biliyordum. Ve çok güzel bir bölgede buradan bir ev bulmuş olduk. Mahalle bu şekilde sessiz. Akşam olduğu zaman böyle insanlar evden çıkıp sürekli buralarda yürüyüş yapıyor. Böyle çok tatlı, aslında samimi bir sokak burası. Sadece bu kısım değil. İşte buranın aynı şekilde burası. Bak görüyor musunuz bilmiyorum. Teyze orada mesela yürüyüş yapıyor. Sürekli böyle akşamları yürüyüş yapan insanlar var. Burada da işte bizim komşumuz var. Arabasını temizliyor şu anda. Rahatsız etmiyorum. Bak orada da mesela bir kadın var, yürüyüş yapıyor. Yani çok tatlı bir mahalle. Mahallemiz böyle. Bizim evimiz ise bu görmüş olduğunuz binanın çatı katında. Yani şu görmüş olduğunuz ten rengi bölümü, yani çatı katı bizim kaldığımız yer. Biz orayı tuttuk. Bu binada toplamda 3 kişi yaşıyor. Yani biz bu kısımda olduğumuz için şu görmüş olduğunuz komple yukarısı bize ait. Sadece burada 3 tane bina var. Şimdi size burayı göstereceğim. Şimdi içeriye girelim. Benim ayaklar bu şekilde. Terlikle, yine klasik. Çünkü niye ayakkabı giyineyim diye düşündüğüm için terliklerimle beraber çekime başladık. Burada böyle çok tatlı bir merdivenimiz bizi karşılıyor. Açıyoruz. Şuna sinir oluyorum. Yani bunu böyle ayağımı tutuyorum. Sonra böyle kapıyı açıyorum. Ve giriyoruz. Burası şimdi birinci bölüm. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü bina eski bir bina. Dinlenleri böyle ses çıkartıyor. Burası da ikinci kat. Ben ikinci kattan şimdiden yoruldum. Burada böyle tatlı bir balkon var. Buraya kilit koymuşlar. Neyse, açmayalım. Çıkalım. Üçüncüye çıkıyoruz. Işık otomatik. Otomatik olarak ışık açılıyor ve burası bizim kafamızın ölü. Bunu tabii ki de ben yaptım. Ben yerleştirdim. Dön 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 dön. Yine burada çok tatlı bir süs daha bizi karşılıyor. Ve evin girişi bu şekilde. Şimdi kapımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi burası mutfak alanı. Mutfak ve işte hol mü deniliyor buraya? Buraya biz böyle masa falan koyduk. Ha, bu arada bu evi biz eşyasız tuttuk. Yani bu evdeki tüm eşya bize ait. O yüzden böyle kendimiz yarattığımız için de ben bu evi çok sevdim. Şimdiden söylüyorum. Gösteriyorum şimdi. Şimdi tabii ki bunu ben aldım. Buraya böyle bir masa yaptık. Arkadaşımın amcası böyle bir masa verdi bize. Arkadaşım geldi, bunu kurdu, etti. Burayı böyle çok güzel bir alana çevirdik. Bunu ben Goodwill'den almıştım 12 dolara. İşte buraya supplementlerimizi falan koyduk. Ama supplemente bak! Supplement! Burayı böyle çok tatlı bir alan yaptık. Buzdolabı vardı bu arada. İşte mikrodalga yoktu. Goodwill'den gittim. Bu mikrodalgayı ben 20 dolara aldım. Sonra işte mutfak kısmı da bu şekilde. Ya çok tatlı bence ya. O kadar tatlı bir ev oldu ki. O kadar tatlı döşedik ki biz bu evi. İşte fırın da vardı tabii ki. Tuzluk, cürtlük. Her şeyi yeni aldık yani. Burada görmüş olduğunuz her şey yeni. Buraya böyle tabak çanaklık bir alan yaptık. Türk kahven. Hemen göstereyim. Artık yani evimde böyle keyif yapabileceğim bir alanım da var. Burayı böyle yaptık arkadaşlar. İşte burada böyle baloncuğumuz var falan. Burası da böyle erzak kısmı gibi bir yer. Buraya vallahi bütün eşyaları koyduk. Ama fare olup olmadığını bilmiyoruz. Yani hani olur da yerse öyle anlayacağız. O yüzden şu an beklemedik.
köşedeyiz aslında. Ve burası çok büyük. Bak şimdi abi. Burada da mesela bir ışık var. Bakar mısın şuranın büyüklüğüne? Bak. Ah yavrum benim. Amerika'daki varlığın ne diye sorsunlar. Şu görmüş olduğunuz 4 tane bavul sadece. Bak bu kadar bavula tüm eşyamı yükledim ve geldim. Yani Amerika'da sahip olduğum tek şey şu 4 tane bavul arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Burası böyle Harry Potter'ın kaldığı yer gibi değil mi? Baksana bildiğim bir oda dedim arkadaşa. Burayı dedim kiraya verelim dedim. 350 dolardan dedim gider burası. Bildiğin oda yani çok büyük. Burası böyle. Işıkları kapattım. Burada böyle çok büyük bir hol var. Bu arada bu ev 1+1 ev bulduk. Burası tuvalet kısmı. Tuvalet de bu şekilde. İşte eşyalarını falan koydu arkadaşım. İşte ben gittim böyle tabii salak salak şeyleri sevdiğim için. Gittim böyle tatlı tatlı şeyler aldım. Burayı böyle yaptım. Burada duş alanı var. Burada yine çok büyük böyle kocaman her şeyi koyabileceğiniz bir alan var. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Burada da işte böyle bir alan var. Buralar böyle tabii açılıyor. Burayı da bu şekilde yaptık. Şimdi burada da odaların kısmına geldik. Şimdi biz iki tarafı da oda yapmak istemedik. Tek bir tarafı oda haline getirip tek bir tarafı da böyle hani takılıp edebileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir alan olsun diye bu şekilde yapmak istedik. Yani normalde şimdi ben de burayı isterdim. Hani yatak koyayım, şey koyayım falan ama baktığında saçma çünkü burada çok fazla vakit geçiremeyeceğim. Yani burada da çok kısa bir dönem kalmaya geldiğim için dedik ki koltuk açılıyor zaten yatak haline geliyor. Bir gün orada, bir gün orada. Kim nerede isterse yani bir burada yatıyoruz, bir orada. İşte mesela şurada televizyon var. Oradaki televizyon bir oraya geliyor, bir buraya geliyor gibi. Biz burayı böyle salon haline getirmek istedik. Işığı açtım. Burada işte böyle tatlı şeyler var. İşte yine gittim ben saçma sapan şeyler aldım. Bak orada da dinozorlar falan var böyle. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bu koltuk, sandalye, şu sehpa. İşte bu her şey arkadaşıma ait. Bunların hepsini arkadaşım kendi getirdi. Kendi kurdu. Her şey ona ait. Yani işte sadece işte belli oluyor yani. Bu battaniyeyi ben aldım. Şu yastığı ben aldım. İncik cincik. Burayı böyle çalışma yeri yaptık. Laptopu açıp böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Burada böyle John Cena yine affetmiyor. Bazılarına gereken dersi veriyor. Burada da olaylar çok karışık. Burada neler olduğunu biz hala çözemedik. Burada işte çok tatlı dinozorlarımız falan var. Burayı böyle yaptık. Burada yine böyle saklama alanı var. Biz de buraya böyle çantalarımızı falan koyduk. Böyle baksana çok büyük yani. Şeylerimi falan dizdim oraya. Buraya böyle çantalarımızı falan koymalık bir alan yaptık. Yani evde çok fazla saklama alanı var. Aynı şekilde burada da mesela. Bu da başka bir yer. Yine ışığı açıyorum. Buraya da işte kışlıklarımı falan dizdim. Burada da arkadaşımın birkaç eşyası var. Buraya işte elektrikli süpürgeyi buraya koyduk. Burası da böyle kocaman bir alan. İşte burayı da sadece tek bir odayı yatak odası yapmak istedik. Bu da yine tamamıyla arkadaşıma ait. Bu da yine arkadaşıma ait. Televizyon arkadaşıma ait. O arkadaşıma ait. Her şey arkadaşıma ait. Bana ait olanlar belli oluyor. Mesela şöyle bir ayna var. Bu aynaya gidip işte ben yine Goodwill 5 dolara aldım. Çok tatlı böyle pembe. Buraya işte eşyalarımı falan dizdim. PlayStation burada. Bir burada bir orada. Buraya işte kıyafetlerimi falan dizdim. Giyiniyorsun gidiyorsun. Bir oradasın bir oradasın ya. Bence çok tatlı oldu bu ev. İsteyen istediği yerde takılıyor. İsteyen istediği yerde yatıyor. Yani çok rahat gerçekten ve çok tatlı bir ev oldu. Ve bu eve vermiş olduğumuz fiyat arkadaşlar bu evin aylık kirası yaklaşık olarak 875 dolar. Yani 900 dolar deseniz kişi başından bizler buraya sadece 450 dolar ödüyoruz. Yani 450 dolara şu görmüş olduğunuz evde yaşıyorum. Ki şunu da söyleyeyim bir önceki ev videomu izleyen varsa tek bir odaya ben 800 dolar veriyordum. Bu evin komplesi 1+1 ve kocaman yani o kadar çok yer koymalık alan var ki genelde böyle ev bulmak çok zor bu fiyata. Ve biz 900 dolara bu evi tutmuş olduk 6 aylığına. Şimdi normalde hani Ohio'dan evet kurtulmam gerekiyor. Doğru bunu biliyorum ama şimdi 6 aylık biz bu evi tutarken ben de şey düşünmüştüm. Hani ben de böyle 6. aya yakın 5 ay falan burada kalırım diye düşünmüştüm arkadaşlar. Niye? Çünkü biliyorsunuz İngilizce her şeyden çok önemli olduğu için biz arkadaşımla sadece İngilizce konuşuyoruz ve bu benim için çok avantajlı bir durum. Çünkü düşünün günün çok büyük bir bölümünde sen sadece İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsun. Yani bu
atıyorum gidip bir randevuya çıktığındaki o bir iki saatlik olay değil. Ya da atıyorum dil okuluna gittiğinde 2-3 saat İngilizce konuştuktan sonra sen tekrardan eski haline geri dönüyorsun. O yüzden hani aynı evde bir Amerikalı birisiyle kalmak gerçekten İngilizce için çok yararlı. Bu bana böyle uzun dönemli gitseydi çok daha avantajlı olacaktım. Ama maalesef buraya geldiğimde çok yakın zamanda eyalet değişikliği yapmam gerektiğini öğrendim. Bunun hakkında zaten size video yapıyor olacağım. Hani o yüzden burada yine çok kısıtlı bir zamanım var. Yani yaklaşık olarak belki toplam 3 ay ben burada kalıyor olacağım. Yani şu an biz buraya yaklaşık 2 hafta önce falan taşındık. Ve bir hafta içerisinde biz evi bu hale getirdik. Yani her şeyi hallettik çok kısa bir zaman içerisinde. O yüzden yaklaşık şu anda sadece 2 ayım var. 2 ay sonra da buradan gitmek zorunda kalacağım. Ne istediyorum derseniz biraz garip. Çünkü evet Ohio'dan ayrılmam gerekiyor. Bunu çok iyi biliyorum. Ama İngilizcemin gelişebileceği bir fırsat yarattım kendime. Ve hani kendi evimdeyim. Şu an hiç olmadığım kadar rahatım. Çünkü bir önceki evde hani tanımıyorsun sonuçta, anladın mı? Ve Nepalilerdi. Ben İngilizcem falan gelişir diye zannetmiştim. Asla gelişmedi çünkü odamdan dahi dışarıya çıkmıyordum ben. Ama burada hani biliyorum bu bizim evimiz. Biliyorum ben çok rahatım. İşte Türk kahvemi yapıp her yerde oturabiliyorum. Çünkü diğer tarafta tanımıyorsun, etmiyorsun. Arkadaşları geliyor. Kimdir, nedir bilmiyorsun ama burada o aile ortamını yakaladık. Yani o hani sıcak, tatlı, yabancı olmayan, hepimizin rahat hareket edebileceği bir ortam yaratmışız. Ve bütün eşyaları biz kendimiz buraya kurmuşuz. Şimdi bu çok tatlı ortamdan 2 ay sonra maalesef ki gitmek zorunda olduğum için bu beni üzmeye başladı açıkçası bu süre zarfında. Ama bilmiyorum. Her şey olacağına varır. Ev bu şekilde arkadaşlar. Yani bence çok tatlı bir ev. Yani o kadar çok seviyorum ki bu evi. Çünkü hani buraya geldiğim zaman şeyi biliyorum abi. Burası benim evim. Çünkü arkadaşımla o kadar çok rahatız ki. İngilizce konuşuyoruz. Hem İngilizcem gelişiyor. Çok tatlı, çok sıcak bir ev oldu. Çok rahatım yani bu evde. Ama çok kısa süreliğine yine. Yani bilmiyorum. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim yani. Böyle bir yere geliyorum. En fazla 3 ay falan olmuyor abi yani. Ben isterim burada kalayım mı? 5 aycık daha, 2 ay daha fazla. Az değil yani fazla süre ama bilmiyorum ne olacak. Şimdi evde daha göstereceğim başka bir bölüm kalmadı. Sizi şimdi yine alt tarafa götürüyorum. Bodrum kata. Bence buranın bodrum katı çok daha korkutucu. Bir önceki yine videoyu izleyen varsa oranın da bodrum katı vardı. Buranın da bodrum katı var. Ve kurutma makinesi orada. Abi baksana merdiven bu kadar çok ses çıkartıyor ki. Yani. Anneannem. Eski. Güzel ya. Çok tatlı. Ben çok seviyorum bu binayı, bu evi. Şimdi buradan böyle devam edelim. Işık açık birisi mi var acaba? Bakalım. Önden birisi var mı diye kontrol ettim ama kimseyi göremedim. Abi buranın da bodrum katı böyle. Bakar mısın şuraya? Yani o kadar çok incik cincik var ki. Önce şeyi göstereyim. Kurutma makinemiz burası. Şey, çamaşır makinemiz burası. Bu çalışmıyor. Burası da kurutma makinemiz. İkidir ben kurutma ve çamaşır makinesinde şanslı gidiyorum. Çünkü normalde böyle ana binalarda olduğunda paralı oluyor. Bayağı bildiğin 1 dolar 50 cent gibi fiyatlara sen gelip burada ancak çamaşırını yıkayabiliyorsun. Ama burada yine ben bedava olduğunu gördüm. Bu konuda çok şanslıyım şu anda yine. Bu benim için çok avantajlı bir şey. Çünkü düşünün yani sürekli 1,5 dolar falan vermek. Hele ki kıyafetlerinizi sürekli yıkıyorsanız harbiden çok kötü oluyor. O yüzden bu konuda şanslıyım. Yani burada işte böyle resimler yapmışlar. Yani her şey var abi, ben anlamıyorum. Karıştırmak da istemiyorum. Bir kapı mı? Abi ben şimdi bunu açamam ama. Bak şimdi ben. Burası daha korkutucu. Vallahi korktum şu an. Şunu açmak istiyorum en azından. Ama şimdi birisi gelip görecek, ne yapıyorsun falan diyecek. Ama şimdi birisi falan çıkacak. Harbi korktum ya. Baksana. Burada da bir kapı var. Buraya gidelim. Şurada bir kapı var. Allah! Burası çok korkutucu. Çıkarma biri. Eyvah, biri geliyor. Yukarıda. Bak. Neyse. Ay ben şey oldum. Tırstım. Belki birisi bir şey diyecek falan. O yüzden gidelim. Burası da böyle işte arkadaşlar. Burada bayağı kişisel, baksana. Goodwill. 5 dolara elbise. Baksana neler var. Çok şey var yani. Anlayamadım neden. Çok kirlisin abi, birazcık temizle et yani buraları. Bak orada şeyleri gördünüz mü, ödülleri. Bak orada birkaç tane ödül falan var. Burası da böyle arkadaşlar.
Vallahi yalan yok. Bazen akşam falan buraya geliyorum ve korkuyorum yani. Buraya gelip burada çamaşırları falan atarken bu eşyaların arkasından birisi falan çıkacak diye korkuyorum. Yalan değil yani. Korkuyorum. Neyse. Biz gidelim bir evimizin içine. Evet, şimdi tekrardan geri geldim. Yeni evim ama yine kısa süreliğine. Yeni insanlar, yeni hayatlar ama yine kısa süreliğine. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Yani bu evi bırakmak istemiyorum. Çok tatlı bir ev oldu ama Ohio'da çok fazla para kazanamıyorum. Buradan bir an önce gitmem gerekiyor. Daha iyi yerlere, daha iyi bir hayat için. Yani garip, bilmiyorum yani ne düşünmem gerektiğini. Çünkü hani biraz böyle planladığımı yine hep aksine bir şeyler olduğu için çok kısa zaman sonra burayı bırakmak zorunda kalacağım. Ve hani burayı bileceğim yani, anladın mı? Hani tüm eşyaları biz buraya dizdik. Bütün her şeyi biz yaptık. Bütün her şeyi biz taşıdık. Biz kurduk, biz yarattık bu evi. O yüzden bu ev benim için çok değerli. Yani aşırı böyle maneviyat duygusu yaşıyorum bu eve karşı ve İngilizce konuşuyorum. Yani bu benim için çok avantajlı bir şey. Umarım hakkımızda hayırlısı neyse o olur. Çünkü yaklaşık olarak 2 ay sonra hiç bilmediğim ufuklara yine gitmek zorunda kalacağım. Eyalet değişikliği yapmak zorundayım. Dediğim gibi bunun hakkında video çekeceğim. Daha detaylı, çünkü bu ev videosu olduğu için çok bahsetmek istemiyorum. Ama nereye gideceğim onu hiç bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Hakkımızda da umarım hayırlısı neyse o olur. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı da bu arada merak ediyorum bu eve karşı. Şimdi bütün eşyalar falan da bize ait olduğu için ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi diye. Bence çok tatlı bir ev. Yine söylemek istiyorum. O zaman ne diyoruz? İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.